Evet değerli izleyenler, bugün az sonra diyoruz ama hemen paylaşıyoruz. Evet. Seyircilerimizi de bekletmiyoruz. Evet. Evet, Diyanet yılbaşından bir gün önce, cuma gününe denk düşüyordu. Yılbaşı, cuma, evet. Pazara, cumartesi denk pazara bağlayan geceydi. Cuma fetva, cuma hutbesinde Diyanet de yılbaşının kutlanmaması gerektiği, bizim hem dinimize hem kültürümüze uygun olmadığı. Hatta o açıklamada, o fetvada şey de var. Ki yine devletin oynattığı bir oyun Milli Piyango. Doğru mu? Evet. Yine devletin bir onu kurumu da Diyanet, karşı onu çıkıyor. Da ona da karşı çıkıyor. O zaman devleti de bir şey ama yapıyor. Ama Diyanet'in söylemesi gereken bir tamam, şey söylüyor. Diyor. Onu da söylüyor. Fakat suç duyurusunda bulunuldu o fetvayla ilgili. Niye? İşte sen karşı karşıya getiriyorsun kitleleri ve tahrike neden oluyorsun. Bir yerde de bu Reyna'daki saldırının saldırıya zemin hazırlamış oluyorsun. Ya hadi gitsinler, zemin ne hazırlayacak ya? Adam ortada, işte DAEŞ'in şeylerini getirdik koyduk, DAEŞ açıklama yaptı, olay üstlendi. Ha, bu ayrı bir başlık mesela, lafa gidelim, özür dilerim hemen bir an konuyu açmış oldum ama Ömür. Mesela Diyanet'in açıklamayı yapması doğru mudur değil midir, onu tartışırız bir can ama. Evet evet. Onu DAEŞ üzerinden değerlendirmek başka haksızlık. Bir boyutu işin. Bir okuyalım olmaz mı? Bir, bir gelsin. Cuma günü, geçen cuma yılbaşından bir gün önce Diyanet camilerde okunmak üzere ne demişti, ne vermişti? Aziz kardeşlerim, her yılın sonu yeni bir yılın başlangıcıdır aslında. Öyleyse bu yeni başlangıcı vesile kılarak hadiste dile getirilen soruları kendimize yeniden soralım. Unutmayalım ki ömür sermayesinden geçen bir yılın sonunda kendini ve yaratılış gayesini unutarak değerlerimizle örtüşmeyen, insan hayatına katkısı olmayan gayrimeşru tutum ve davranışlar sergilemek bir mümine asla yakışmaz. Yeni bir yılın ilk saatlerinin başka kültürlere, başka dünyalara ait yılbaşı eğlenceleriyle israfa dönüştürülmesi ne kadar da düşündürücüdür. Sevap, günah, hayır, şer konularında muhasebe yapılması gereken saatlerin emek harcanmadan zengin olmak arzusuyla kumar, piyango gibi şans oyunlarıyla heba edilmesi ne kadar da üzücüdür, diyor Diyanet İşleri. İşte bu hutbe... gerekçe gösterilerek Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Ne dediler? Tahrik ediyor halkı dediler. Onun bandı da var değil mi Ali? Yani bu beni hiç tahrik etmedi. DAEŞ'leri mi tahrik etti? Ne kadar onun süresi Ali? Halkımızı. Ya hadi gitsinler ya. İşte tamam güzel. 50 ya. Saniyelik bir bandımız var. O suç duyurusunda bulunanlar ne demiş açıklamalarında? Bakalım. Onu bir duyalım. Arkasından konuşalım. Tabii. Gelsin. Açıklamaları da bu şekildeydi. Haberin kısa bir paragrafını okuyorum. Bazı sivil toplum kurumu temsilcilerinin bir araya gelerek oluşturduğu laikliğe çağrı birlikteliği. Yeni yıl öncesi camilerde okutulan cuma hutbesinde yılbaşı kutlamalarının hedef gösterildiğini savunarak halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği gerekçesiyle Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Ara ara o fetvayı da ekrana getiririz. Evet, buyurun, neler söyleyeceksiniz? Benim bildiğim bir şey ya da bir kurum ya da birisi işini yapmadığında ya da yanlış yaptığında suç duyurusunda bulunabilirsin. Burada bir iş aksaması var, işini yapamıyor, yanlış yapıyor, bizi yanlış yönlendiriyor falan. Ama Diyanet'in zaten birebir işi bu. Yani Diyanet'in yapması gereken iş bu. Bir ikincisi, çok çok soft bir şekilde üzücüdür, düşündürücüdür diye cümlelerini tamamlamış. Cümlenin yüklemi çok önemli. Ömür, yasaktır. Suçtur. Değil. Üzücüdür, düşündürücüdür. Yani senin vicdanına bırakılmış bir şeyde sen zaten gaza geliyorsan değişik bir vicdana sahipsindir ya da değişik bir algıya. O yüzden bu tam anlamıyla işgüzar bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum ben. Ama şimdi zaten ortaya çıkıyor ki bu bir IŞİD ya da DAEŞ militanı. Bir de o yani. Şimdi DAEŞ Diyanet'ten fetva alıp öyle mi hareket ediyor kardeşim? Ya bunlar kafayı yemiş. Bir şey daha söyleyeceğim, bir dakika. Bu zaten Allah. Çok önceden organize edildiği belli olan bir eylem mesela. Tabii, görmüyor musun günler öncesinde? Ya kardeşim, bunlar kafayı yemişler. Bunları ne ciddiye alıyorsunuz siz ya? Vallahi ya, beni biraz dinleyin arkadaşlar ya. Bunlar kafayı yemişler. Bunların işi gücü provokasyon. Türkiye'de şu an asimetrik bir kaos planıyla karşı karşıyayız. Asimetrik bir saldırıyla karşı karşıyayız ya. Bunlar kafayı yemiş bunların. Bunların zekası bunların. Ben sana söyleyeyim, benim memleketimin koyunu diyorum ya, memleketimin koyunu. Vallahi memleketimin koyunlarının en aptallarının zeka ortalamasını getir, bunların en akıllısının zeka ortalamasından çok daha yüksektir ya. Ne anlatıyorsunuz siz Ömür ya? Nereden neyi nasıl bağlayacağını kafayı yemişler. Bunlar artık, Allah bunların beynini almış ya. Beyinlerini almış ya. Daha işte sen savaş halindesin. DAEŞ'le savaşıyorsun. Getirdi DAEŞ'in terör eylemini.
Almanya'da da Noel pazarına girdi adam. Oradaki fetvayı da mı senin Diyanet'in verdi? Bunlar kafayı yemişler ya. 1400 yıldır bu topraklarda bu fetvalar her yılbaşı öncesinde veriliyor. 1400 yıldır. İspanya, Endülüs, Emevi, Müslüman İspanya döneminde de verildi. Yılbaşı öncesi. Bugün de o Selçuklu döneminde de verildi. İslam devletinde de verildi. 1000 yıllık Osmanlı devletin hüküm sürdüğü zaman da verildi. Hep verildi bunlar. Osmanlı vals yapıyor. Hayırdır lan, ne vals yapıyorsunuz siz orada, kadınlar dansmans ediyormuşsunuz. Yani 1400 yıldır fetvalar veriliyor, hutbeler veriliyor yani. Sen bunu, mesele bu Diyanet'in, Diyanet işlerine zaten asimetrik bir saldırı da Diyanet'e var. Bu Diyanet İşleri Başkanı'na var, biliyor musun? Niye? Çünkü niye? Arkadaşlar biraz sessiz. Ümmetin derdiyle dertlendiği için. Ümmetin derdiyle dertlendiği için var. Çünkü nasıl ne gerek var? FETÖ gelecekti. FETÖ gelecekti. Fetvayı FETÖ verecekti. FETÖ'de FETÖŞ denen şarlatan gelecekti. FETÖŞ denen şarlatan burada fetva verecekti. Siz ne zannediyorsunuz FETÖŞ 15 Temmuz darbesi olsaydı Vatikan'ın FETÖŞ'ü, o kardinal Müslüman kılığındaki o şarlatan gelecekti. Bütün tarikatlar marikatlar hepsini kendine biat edecekti. Bütün camiler, diyanetler, imah olduğu gibi hepsi evliyalar, enbiyalar, ulemalar buna bağlı olacaktı. FETÖŞ efendi diyalogla alakalı verecekti fetvayı. Onun hazımsızlığı, başka bir derdi yok ki. Şimdi o makamda, fetva makamında niye Mehmet Görmez oturuyor diyor kendi kendine. Bütün dertleri bu. Ayıptır biraz. Ayıp ayıp. Bir de bu laiklik nedir, bu laiklik Allah aşkına ya? Laiklik nedir, bu laikliğin içini bir türlü dolduramadılar yani, bu laiklik nedir ya? Biri çıksın bu laikliğin içini doldursun, anlasın sen bana bakalım. Ya. Sen laiklikten anladığın iki tane şey var kardeşim. Laiklik ya insanların inançlarını istediği gibi yaşamasıysa dinsel. Tamam. Yani yılbaşını kutlamak isteyen de kutlar kardeşim, değil mi? Kutluyor zaten. Kutluyor. Arar kutluyor zaten. İçkisini içmek isteyen de kardeşim, içer. Kardeşim kutluyor, kutluyor. Noel, o Noel oldu. Geldi Noel'de adam Noel'ini yaptı. Kim? Gayrimüslimler. Yahudinin bayramını biz burada kutladık. Yahudiler de bayramını kutluyor. 100 yıldır kutluyor Türkiye Cumhuriyeti'ni ele alırsak eğer. Ne oluyor anlamadım ki yani. Onlar da kendilerine söylüyorlardır. Müslümanlar gibi kurban kesmeyin diyorlardır. Biz domuz yemiyoruz, siz domuz yiyin diyorlardır vesaire. Neyse yani ters düşen. Biz sünnet oluyoruzdur. Bize sünnet olma noktasına fetva veriliyordur. Onlar sünnet olmayın deniliyordur. Kim kime karışmış anlamadım ki. Hemen laikliği neyin elden gidiyor ya? Bu ülkede en büyük laikliği Müslümana zulüm rejimi aracı olarak kullandırırlar kardeşim. Sen Müslümana, dindarlara yapılan zulmü meşrulaştırmak adına laiklik diyorlar. Ben anlamadım yani. Müslümanın başından türbanı çekip alınca. Olası o demokrasi oluyor. O 28 Şubat'ta yakın tarih olduğu için söylüyorum. İnsanların okuluna sokmamak, başörtüyle sokmamak, tesettürle sokmamak demokrasi oluyor. Camileri kapatmak demokrasi, sarığını çıkarmadı diye kesilmek, asılmak demokrasi. Ama bir tane Müslüman Diyanet, bu ülkenin Diyanet işleri dinden sorumlu adam da çıkacak fetvayı verecek. Hayır, o verdiği şey zaman ki. Da yanlış. Ne yanlışı? Devleti de, devleti de eleştirmiş, sonuna kadar da haklıyım. Bir devlet piyango miyango kumar mumarı oynatmaz. Oynatmamalı. Asla. Onu da söylüyor. Asla. Adam kendi devletini suçluyor. Devleti ben, kumarı ben mi oynatıyorum piyangoyu? Piyangonun devlette ne işi var? Bu ülkede o piyangodan gelen parayla belki Diyanet İşleri Başkanı'na gidecek. Bir sürü imam var, imamlara gidiyor paralar. İmam kabul eder mi bakalım o parayı, haram parayı? Milli Piyango'dan gelen para hazineye gidiyor, oradan dağıtılıyor. İmamlar da alıyor o paradan. Hı hı. Ne işi var, devlet kumar oynatır mı? Ben de söylüyorum, sonuna kadar da yanındayım Diyanet İşleri Başkanı'nın. Sonuna kadar yanındayım. Güzel bir konu, buradan devam edelim. Bu arada Ali, Mehmet Görmez'in, Sayın Görmez'in Twitter sayfasında Reyna katliamının akabinde paylaştığı mesaj varsa onu hazırlayalım, onu da okuyalım. Eksik kalmasın. Evet, şimdi orada iki eleştiri var. Birincisi, ya eleştiri de değil de ya fikir. Bu bize uygun değil diyor evet, mesela. Evet, adam söylüyor. Ya işi bu, işi söyleyecek yılbaşı yani. Yılbaşı kutlaması bizim dinimize de, kültürümüze de uygun değil diyor. Evet. Bunu söyler. İsteyen kutlar, isteyen kutlamaz. Kimse de kimsenin kafasına silah dayamıyor. Ama mesela şunlar da yaşandı. Ona ne diyeceksiniz? Noel Baba kılığında hani kostümünü giyip çalışan insanlar var ya, kafasına silah dayama hareketleri vesaire yapılmış yine o son günlerde. AVM önünde. Ha, yani biliyorsunuz. Gördüm. Bu gibi saçma sapan, bak cahil insan da çok. Onu da söyleyelim. Yani belki de cahil çok olduğu için mi
Bu gibi sulanıyor. Açıklamalar... Sulanıyor tabii. E tabii yani. Şimdi, riskli addediliyor. Diyanet yapması gerekeni yapıyor. Görevini yaparken bir takım bunu idrak edemeyen bir takım insanlar, o zaman biz de Noel Baba'nın kafasına silah dayayalım. Ha. Sen bunu dersen Diyanet'in ne suçu var? Senin idrakında problem var o zaman. Ben bunu algılamadım Diyanet'in mesela söylediklerinden. Gidip de bir Noel Baba'yı boğazlayabilirdim mesela, aklım olmasa. Evet. Kardeşim dışarıdaki... Aklı yok yani. Dışarıdaki... Hangisi o? Çok küçük büyütebiliyor muyuz? Evet. Bu da Reyna katliamının hemen akabinde, ki şunu belirtelim. Devletten ilk açıklama da Diyanet İşleri Başkanı'ndan geldi. Diyanet'ten ya geldi. Bence bir şey söyleyeyim Profesör mi? Profesör Doktor Mehmet Görmez imzalı. Bunu bile şeye bence yanlış yapıyoruz. Bunu hiç girmeyin bile ya. Bunu Türkiye'de bunun tartışılması bile ayıptır, vicdansızlıktır, izansızlıktır arkadaşlar. Neyin? Vallahi izansızlıktır ya. Yani böyle Diyanet'i zan altında bırakmak suretiyle yapılan açıklamayı biz niye tartışırız? Diyanet yapacak tabii kardeşim. Mesele bu değil ki. Şu açıklama ya, mesela, Mehmet Görmez'in açıklaması. Ya Ömürcüğüm, ben de sana diyorum ki hiç bence bu konuyu bizim masaya bile oturup tartışmamız bile art niyettir. Olur mu canım öyle şey? Tabii canım, art niyettir ya. Adam çıkıyor, madem öyle laiklik diyorlar. Laiklik neymiş efendim? İşte düşünce yaşam özgürlüğüdür. Senin az önce Barbaros Şansal'ı tebliğci pislikler tebliğ dağıtırken diyor cihat çeteler. Cihat nedir? Cihat nedir? Din uğruna yapılan savaş. Sadece silahla değildir. İlmen de cihat yapılır. Tebliğ vardır. İrşat vardır. İslam'ın da en önemli öğelerinden bir tanesi irşat, tebliğdir. Anlatmaktır. Anlattıkları için İslam Hira mağarasından ta dünyanın öbür ucuna kadar geldi. Bugün dünyanın dört bir tarafında Allah'ın rahmeti merhameti rücu ediyor. Tebliğ, anlatım olduğu için, anlattıkları için. Tamam mı kardeşim? Onlar istediği gibi Allah için savaşan, Allah'ın İslam'ını, Kur'an'ını tebliğ eden insanlara pislikler diyorlar. Ben sana şimdi 50 tane video gösteririm. 50 tane. Sakallı insanlara küfürler ettikleri, alimler evliye küfür ettikleri, darp ettikleri, başlarında türbanı zorla çıkarıp aldıkları 50 tane video gösteririm. Onu niye tartışmıyorsunuz burada? Onu niye konuşmuyorlar? Onları niye göstermiyorlar? Şimdi ben size söylüyorum. Burada her şeyi tartışıyoruz. Bak ben sana söyleyeyim, şimdi başladılar. Kahvelerde başladılar. Daha geçen gün bir video var. Adam çıkmış resmen cihatçı çetelere, tebliğcilere, yobazlara diyor. İslam'a her türlü küfür ediyor. Hani laiklikti? Hani demokrasi vardı? Sen benim inancıma niçin küfür ediyorsun? Şimdi başladılar milleti galeyana getirme noktasına, kahvelerde, otobüslerde konuşuyorlar. Milletin dolmuşlarına, binek araçlarda. He? Daha aşağıda altına Müslümana küfret. İslam'a küfret. Tebliğcilere küfret. Allah'ın tebliğine, ayetine küfret. Ondan sonra... Tebliğciler dediğin kim? Öyle söylüyorlar kardeşim işte. Yani Barbaros da söylemiyor mu? Tam da kimi kastediyor orada? Müslümanı kastediyor. Kimi kastedecek? Hayır hayır, bir dakika. Sokakta bazı insanları görüyoruz mesela. Yılbaşı kutlamayın ya da Noel'i kutlamayın diyen, hani ellerinde bildiriler dağıtan. Onlardan mı bahsediyor? Ya tebliğ. Adam İslam adına onu yapıyor. Terör adına yapmıyor. Veya Kur'an dağıtıyor. Tamam, veya başka bir şey dağıtıyor. Yok. E tamam, ona bile pislik diyor işte. Ne anlatıyorsunuz siz ya? Hani laiklik vardı memlekette? Ben sana şimdi bak, yarın bana müsaade et, yarın 50 tane video getirir koyarım buraya. 50 tane. Evet. Hiç uzağa gitme. 28 Şubat'ta kız bir tane var da, geçen gün bir tane o mesela benim içimde bir yaradır. Üniversite öğrencisinin okulda ya kendi arkadaşı, kendi öğrencisi. Çıkar diyor başındaki pisliği diyor. Şimdi zorla ben, müdahale ediyor. Hani demokrasi vardı. Tabii. Burada bizim birleştirici olmamız gerekiyor ve zaten Diyanet'in Reyna katliamının akabinde yaptığı ya, açıklama... Geç yılbaşıyla Diyanet'in ne alakası var? Saniye, alçaklar niyat... Daesh'i kınasınlar, terörü kınasınlar, Batı'yı kınasınlar, emperyalizmi kınasınlar, Esed denen soysuzu kınasınlar, İsrail'i kınasınlar, Amerika denen haini kınasınlar, katili kınasınlar. Ne diyorsunuz siz ya? Şu çok belli oluyor. Ne diyorsunuz siz? Ne, manyak mısınız? Bizi aptal falan mı zannediyorsunuz siz ya? Bizim aklımızla mı oynuyorsunuz yani? Dünyada her şey bitti. Afrika'da 10 milyon tane çocuk ölmüş. Bircan, 10 milyon çocuk. Senin yeniden, benim yeniden ne farkı var bu çocukların? Ben mi katlettim? Irkçı emperyalizm bu çocukların gidip ülkesine işgal etti. Doğal kaynaklarını ellerinden aldı. Çocukları açlığa mahkum etti. Zulmetti. Köle gibi çalıştırdı. Irak'ta, Bağdat'ta, Afganistan'da, Kudüs'te, Tunus'ta, Libya'da, Mısır'da bu hale kim getirdi? Ben mi getirdim? Benim Diyanet'im mi getirdi? Bu alçakların inançları getirdi bu çocukları. Ali, Mehmet Yapmayın Görmez'in ya. Profesör Neyi tartışıyoruz doktor, böyle? Mehmet Görmez'in açıklamasını getirirse Allah okuyayım Allah. Ben buradan kısa bir açıklama. Onu da hemen öyle okuyalım. Yeni yılın
İlk saatlerinde savunmasız insanlar üzerine hünharca yapılan silahlı saldırı bütün milletimizi derinden yaralamıştır. Bu bir vahşettir, dehşettir, cinayettir ve katliamdır. Bu insanlık dışı katliamın bir pazarda ve bir mabette yapılmasıyla eğlence yerinde yapılmasının herhangi bir farkı yoktur. Teröristlerin hedefi mekanlar değil, insandır, ülkedir, millettir ve topyekün insanlıktır. Terör nereden, kimden ve kime gelirse gelsin asla kabul edilemez. Bu gece yapılan bu terörü diğer olaylardan ayıran tek fark toplumda fitne oluşturarak yaşam biçimlerine göre toplumu bölmek ve karşı karşıya getirmektir. Abi, adam telefondan okuyor. Efendim? Yok, sen dedim telefondan okuyorsun ekranda. Tamam, görünsün. Tamam. Gün terörün her çeşidine karşı milletçe kenetlenme günüdür. Hiçbir Müslüman vicdanın asla kabul etmeyeceği bu katliamı yapanları şiddetle telin ediyor. Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Profesör Doktor Mehmet Görmez, Diyanet İşleri Başkanı. Evet. Şimdi bu hemen katliamın akabinde yapılmış birleştirici bir açıklama. Evet, evet. Ya bu hainliktir. Bak tekrar ediyorum. Bu hainliktir, hainlik. Tamam mı kardeşim? Terörün dili, dini, ırkı, mezhebi olmaz. Terör zaten, terör kimsenin yaşamsal hakkına değil. Terörün devletle, terör devleti hedef alır. Ama bizim içimizdeki hainlerde, bak açık ve net söylüyorum, hainlerde. Evet. Hainlerde bu ülkenin bugün Anadolu insanı tarafından dünün reddedilmiş, inkar edilmiş, asimile edilmiş, yok sayılmış insanları tarafından yönetilmesinin hazımsızlığı ile maalesef bu DAEŞ'tir, PKK'dır, odur, DHKPC'dir. Bu alçaklarla paralel olarak sosyal medyada aptal saptal açıklamalar yapıp bunu da maalesef koca koca haber kanalları oturup Diyanet'in yüzünden mi DAEŞ eylem yapmış, bunun yüzünden mi yapmamış diyecek kadar da artık izansız bir hale geldi bu iş. Yani bu ülkede gerçekten artık bu ülke, yani enteresan, bu ülkenin habercileri de bir enteresan olmaya başladı, söyleyeyim yani. Habercileri de bir enteresan olmaya başladı. Sabah akşam ciddi ciddi oturuyorlar. Diyanet İşleri ne demiştir, ne dememiştir. Demek suretiyle Diyanet hedef altına giriliyor. Hedef haline getiriliyor. Böyle bir olur mu ya? Koca koca adamlar bunları tartışıyor ya. Bu tam anlamıyla faturayı Diyanet'e keselim mantığının dışında hiçbir şey değil. Biz bu burada Barbaros Şansal'ın o gece yaptığı açıklamayı hazmedemeyecek kadar duygusal bir küfür ülkeyiz. Küfür ediyor Bircan. O gece yaptığı küfrü adam bu arada ben etmedim ediyor demiş bu arada. He? Bu arada açıklaması geldi Barbaros Şansal'ın. O Twitter bana aittir ama tweet bana ait değildir. Videomda saptırılmıştır dedi. Buyur. İlk açıklaması bu. Bu açıklama dediğin ifade mi? İfadesi bu.